Değerli ulusal kanal izleyicileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bundan evvelki sohbetimizde ahiret inancı, ahiretin gerekliliği ve ahirette, ahiret için dirilmenin ileride inşallah inanç boyutundan çıkıp bilimsel bir boyuta geleceğini sizlere bahsetmiştim. Şimdi bu konuyla ilgili Kur'an'dan yine bazı ayetler ve şöyle diyeyim, yani mucizevi açıklamalar size takdim edeceğim. Kur'an'ımızda bir kıyamet suresi var. Biz kıyamet sözlüğünü hep dünyanın yıkımı olarak ele alıyoruz. Halbuki kıyamet sözlüğünün orijinal anlamı kıyamet, ayağa kalkış demek. Diriliş demek. Ama biz bunu şöyle anlıyoruz. Diriliş deyince, yeni bir diriliş deyince, tabii ki öldükten sonra hani diriliş olarak ele alıyoruz. Kıyamet suresi diye bir sure var Kur'an'da. Bu surede Allah kıyamet suresine kanıtlar gösterir. Bu kanıtlar, birinci kanıt olarak 13 ile 16. ayetlerde şu ifadeler yer alır. Ölüm anını şeye getirir, konu eder. Ölüm anıyla ilgili yünebbevül insani yevmeysen bimâ gaddeme ve ahhar. O anda, yani ölüm anında kişi yaptığı veyahut da yapması gerekirken yapmadıklarının hepsiyle haberdar edilir. Hepsi ona bir bir sunulur. Hepsi göz önüne gelir. Bak, ölüm anında insanın yaptıkları ve yapması gerekirken yapmadıklarının hepsi gözünde canlanır, beyninde canlanır. Hatta Allah şunu der: sen hiç insanın kendisini zahmet sokma. Sen onu düşüneceğim, bunu düşüneceğim, o gelecek, bu gelecek falan filan, herhangi bir şeye teşebbüs etme. Onların toplanması, bir araya getirilmesi ve hepsinin birden sunulması bize aittir der. Şimdi biz bu ayeti eskiden sadece işte Allah şöyle yaparmış, böyle yaparmış, yapacakmış der geçerdik. Ama çağımızda ise bu ayet aşağı yukarı bilim ve fencilerce, biyologlarca bu baya baya iyiden iyiye açıklandı. Bu ayetin dediği şuydu aslında. O anda insanın yaptıklarının hepsi beyninde canlanır. Yani nasıl? Şimdi esnaf, tüccar dükkanlarında, mağazalarında bir yazar kasa kullanırlar ve günlük alışverişlerini tek tek oralardan fişlerini keserler. Ve sonunda da iş yerini kapatırken Z raporu deriz. Bir şey var, buton var. Ona basıp oradan bir Z raporu alırlar ve böylece sabahtan akşama kadar yaptıklarının hepsinin dökümanı orada yer alır. Yani Allah'ın da burada demiş olduğu şey bu. Biz sizin öleceğiniz anda sizden bir Z raporu alırız ve böylece ömrünüzde yaptıklarınız veyahut da yapmanız gerekirken, yani sorumlu olmamıza rağmen yapmadıklarınız var ya, onların hepsini bir bir gözünüz önüne getiririz. Size bir Z raporu çıkartırız diyor. Evet. Şimdi bunu insanoğlu bunu bir şey yaparken, bunu Allah bize anlatırken, bunun gözleminin yapılmasını insanlardan istemekte. İnsanoğlunun ölüm anını, öleceği anın devamlı gözlemlenerek, bir araştırma yapılarak bunun tespit edilmesini ister. Ve arkadan da çok günaha batmış insanların ölmek istemediklerini, ölmemek için çırpındıklarını, bu Z raporlarını gördükleri zaman ölmemek için, çünkü kötüyü gördüklerinden dolayı, başlarına geleceği bildiklerinden dolayı ölmeyeceğiz diye çırpındıklarını anlatmaktadır bu ayet. Şimdi bunun ötesinde bir şey daha var. Kur'an'da
Bakara suresinin 260. ayetinde. Orada İbrahim peygamber üzerinden bir olay anlatılır. İbrahim peygamber, bakın, peygamber olmasına rağmen sıradan bir insan değil. Bunu şuradan diyorum, İbrahim peygamber anlatırken her şeyden evvel Allah'ın insanlara tanıdığı özgürlüğü anlatmak istiyorum. Önce İbrahim peygamber, Allah ona ölüleri dirilteceğinden bahsettiğinde, Allah'ım diyor, Rabbim diyor, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster. Allah, inanmadın mı der. O da, Allah'ım inanmaz olur mu, inandım ama kalbim mutmain olsun diye istiyorum der. Bakın şimdi bu ayeti sadece İbrahim peygamber anlatılarak şey yapmayacağız. Her Müslümanın Allah'ın dediklerini iyiden iyiye inanması, özümsenmesi ve inanmanın, özümsemenin en zirve noktası mutmain olması için istemesi lazım. Allah'ın her dediklerini, Kur'an'daki her ayeti, her cümleyi böyle İbrahim peygamber gibi sorgulaması lazım. Önce Müslümanların bunu bilmesi lazım. Aynı İbrahim peygamberin Allah'ın ölüleri diriltmesini sorguladığı gibi Müslüman da Allah'ın her dediğini iyiden iyiye sorgulaması lazım. Bu unutulmamalı. Evet, İbrahim peygamber Allah'ın ölüleri dirilttiğini, nasıl dirilttiğini sorguluyor. Allah diyor ki, ölüleri nasıl diriltiyorsun bana göster. Allah da inanmadın mı diyor. O da inandım ama mutmain oldum. Mutmain olma, Türkçe'de kafasında, zihninde en ufak soru işareti kalmama demektir. Acaba şöyle mi de olur, böyle mi de olur diye hiçbir şeyin bırakılmaması demektir. Onun için Müslümanlar kafalarında bin bir soruyla bir konuya ben inandım, öyle inanıyorum, böyle yapıyorum falan demesinler. Çünkü şunu tekrar edeyim, ancak cennete mutmain olmuş insanlar girer. Çünkü gerçekten mutmain olduğu zaman insan gerçek iman sahibi olur. Mutmain olmamış insanlar, zihninde bin bir türlü soru işaretiyle yaşayan insanlar gerçek mümin değillerdir. Bu bilinmeli. İşte mutmain olmanın, zihindeki sorunları çözmenin yolu araştırmaktan geçer, İbrahim peygamber gibi. İbrahim peygamber ölüleri nasıl dirilttiğini Allah'tan soruyor. Bana göster diyor. Allah da orada bir yol tarif ediyor. Git diyor, 4 tane kuş al. O kuşları kendine alıştır. O kuşların her birini sonradan ayrı ayrı tepelere bırak. Sonradan o kuşları çağır. O kuşlar sana koşarak geleceklerdir. İşte ölüleri biz böyle diriltirizdir. Şimdi bu ayeti bu çağa kadar doğru dürüst anlamış değildik. Onu da anlatayım. Onun için bu ayete herkes kendi kendine, İbrahim peygambere git 4 tane kuş al, kendine alıştır. Sonra onları parçala, kıyma gibi şey yap. Onları sonra sağa sola dağlara serpiştir. Sonra o kuşları çağır, sana gelsinler. O ölmüş, parçaladığın, kıyma yaptığın kuşlar sana geldiği gibi ben de ölüleri öyle diriltirim gibi bir anlam çıkarmaya çalıştılar. Ama anlatılan o değildi bu ayette. Bu ayette anlatılan şey şu. Allah diyor ki, 4 tane kuş al, kendine alıştır. Kendinle o kuş arasında bir bağ oluşsun. Ve o bağ sayesinde o kuşları senden uzaklaştır ayrı ayrı yerlere. O kuşları çağırdığın zaman seninle o kuşun arasındaki bağ sayesinde o kuş sana gelecektir diyor. Bu ne demek oluyor? Şimdi onu anlatayım. Şimdi hakikaten bazı kişilerin ister kanarya, ister muhabbet kuşu, ister papağan vesaire gibi evlerinde beslediklerini düşünüyoruz ve görüyoruz. Bunlar o kuşları kendilerine sevdirmişler, alıştırmışlar.
Veyahut da aynı şeyi bir kuş olarak da düşünmeyelim. Kedide, köpekte de söz konusudur. Bunlar kediyle bir insan arasında oluşmuş bir bağ oluşuyor. Köpekle insan arasında oluşmuş bir bağ oluşuyor. Ve böylece o kediyi, o köpeği, o kuşu herhangi birisi çağırdığı zaman kuşun, kedinin, köpeğin umurunda bile olmuyor. Ama arasındaki bağ oluşmuş kişi çağırdığı zaman kuşu, kediyi, köpeği, kedi, köpek, kuş ona koşarak geliyor. Ve Allah da diyor ki işte bu sizin görmediğiniz bağ gibi varlıklarla benim aramda da bir bağ vardır diyor. O bağ sayesinde de ben sizi dirilteceğim diyor, buraya yönlendiriyor. Bunu bugüne kadar bu bağın ne olduğunu, nasıl olduğunu bu son senelere kadar pek bilmiyorduk açıkça. Ama kuantum fiziği sayesinde bu bağın ne olduğunu artık görebiliyoruz, bu bağın ne olduğunu bilebiliyoruz. Bu bağ nedir diyecek olursanız, şimdi kuantumda atom altı maddeler, onların boşlukta herhangi bir etki altında olmadan boşlukta durduğu biliniyordu. Ama yeni şekliyle öyle değil. Her maddenin, oradaki atom altı maddelerin de uzaktan bir enerjiyle kontrol altında tutuldukları, yani boşta, kendi kendilerine boşta durmadıkları, bir güç tarafından uzaktan yönlendirildikleri, tutuldukları ortaya çıktı. Ve böylece aynen bunun gibi Allah'la bizim aramızda da böyle bir bağ var. Madde ile Allah arasında bir bağ var. Bunu ileriye dönük bilim adamlarımız bunu inşallah daha da geliştirecekler. Öyleyse Allah Kur'an'da Yasin suresinde öyle diyordu. O dağılmışları, parçalanmış parçacıkları ilk defa bir araya getiren güç Allah, onları da o bağ sayesinde toplayacak, tekrar bir araya getirecek. Böylece şunu demek istiyoruz. Böylece böyle dirilme de bilimsel bir noktaya doğru gitmektedir. Bunun ötesinde bir de bu işin akli yönü var. Yani sadece Kur'an ayetlerinde Allah'ın yani dirilteceğiz demesi, dirilme şöyle olacak, aynı bahardaki toprağın canlanması gibi olacak demesi, yüzlerce örnek vermesi ayetlerle falan filan, bu yetmiyor. Bir de bu işin mantıksal boyutu, akıl boyutu var. Şimdi bu akıl boyutunu size anlatacağım iki nokta var. Birincisi, ünlü bilgin Pascal'ın beklenen teorisi var. O olasılıklar üzerinden gider bu olaya. Orada der ki, ahirete inanmakla inanmamak arasında kar nedir? Kazanç nedir der. Normal insanın hayatı incelenir. Bu hayatı düşünün ki ahirete inanmayan bir adam hayatını zevk sefa içerisinde hani geçirmeye çalışıyor ve astığı astık, kestiği kestik, işte hak hukuk tanımaz, başkalarının alanına girer, malına, mülküne, alın terine tecavüz eder, hesap vermeyeceğim diye. Bir tanesi de hesap vereceğim diye bunları yapmaz. Gayet mütevazi, mutlu bir hayat geçirir. Bunların arasındaki şeyi düşünür. Şöyle der. Ve böylece hani har vurup harman savurmuş, zalimce bir hayat yaşamamış bir adamın elde edeceği karla, böyle ahiret varmış inancıyla gayet düzgün, mütevazi, barışçıl bir hayat sürmüş bir adamın kazancı arasındaki farkı ortaya getirir. Birisi ne kazanır, birisi ne kaybeder dediği zaman, eğer ki ahiret varsa mütevazi, imanlı, ahiret inancını taşıyan adam karlı çıkar. Yoksa da zaten kaybedeceği bir şey yoktur, yine de karlı çıkar. Buna beklenen teori diyoruz. Ve bir de bunu hangisi evvel oldu, hangisi sonra oldu ben bilemiyorum ama aynı düzeyde İmam Ali'nin bir şiiri var. O da der ki, müneccim ve tabiatçı, öyledir o, hani dehri der. Onlar bana geldi, dedi ki ya sen ahirete inanıyorsun ama ahiret diye bir şey yok. O da kısaca şöyledir. Eğer ki ahiret varsın olmasın, ben ahiret varmış gibi gayet düzgün, mütevazi bir hayat yaşadım, kaybım ne olur ki?
Ama siz ahirete inanmıyorsunuz, zalimce hak hukuk tanımadan kendinizi cezaya, cehenneme sürükleyecek amellerde bulunuyorsunuz, işler yapıyorsunuz. Ya ahiret varsa sizin haliniz ne olacaktır? Bu da yine aynı Pascal'ın beklenen değer teorisi gibi, bu insanın, akıllı insanın kaybedeceği bir şey yoktur. Onun için akıllı insan aklın gereği olarak da mutlaka ahiretin varlığına inanmalı, ahiret varcasına tedbirli davranmalıdır. Evet, bu konuyu da burada kapatıyoruz. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim. Saygılar sunuyorum.